Şirin çile kız, kendisi çok sevimli, nefis becerikli, eğlenceli meyveli. Yoksa bu mu tarifli? Küçük olsa da zor gelmez bir şey. En iyi dostun olur seslenirsen. Çile kız, çile kız, şirin bir çile. Küçük olsa da zor gelmez hiçbir şey. Çünkü o çile. Bunu yarın diğer kızlarla da yapmalıyız. Evet. Çok huzurlu, çok sessiz, çok... Portakal. Ay, olamaz. Sorun nedir? Bir şey ayağıma dokundu. Yılan balığı. Belki de bir su bitkisidir. Ha? Ne oldu? Küçük bir balıkmış. Oldukça da şirin. Öyle mi? Bunlar gördüğün en şirin, en tombul, en tatlı yanaklar değil mi? Oo, merhaba ufaklık. Merhaba tatlım. Merhaba. Sakın korkma. Yalnız başına mısın? Yalnız olmak için fazla küçüksün. Oo. Zavallı ufaklık. Bence durumu iyi ve... ne yapıyorsun sen? Onu eve götüreceğim. Ama... Biri onunla ilgilenmeli. Zavallı ufak şey. Koca dünyada yapayalnız. Gel hadi. Portakal bekle biz. Küçük dostum. Ne? Bana güvenebilirsin. Sana zarar vermem. Oh. Portakal, bir saniye dinle olur mu? Dinliyorum, lütfen. Dinliyorum. Ama uzaklaşıp kaçacak. Hey, gıdıklanıyorum. Artık beni dinler misin? Şu an küçük ve şirin olabilir ama bir gün büyüyecek ve o zaman ona bakmak daha da zor olacaktır. Sen sanırım haklısın Çilek. Ama hep küçük olsak da büyük şeyler yapabiliriz değil mi? Evet. Yani birinin ona bakması gerek. Hey, nereye gitti? Aa bak, gördün mü? Benimle eve gelmek istiyor. Sana isim vereyim. Nane. Nane mi? Naneye benziyor sanki. Evet, şirin bir şey ama ileride sorun çıkarabilir portakal. Sana kalmış. Aa, hadi ama Çilek, bana güvenmiyor musun? Elbette ama... Peki, bunu sana kanıtlayacağım. Bu balığa daha önce hiçbir balığa bakılmadığı kadar iyi bakacağım. Seni besleyeceğim. Ona çok iyi bakacağım. Her gece kitap okuyacağım. En sevdiğim hikayeleri sana okumak için sabırsızlanıyorum. Sana güvenli ve sıcak bir yuva vereceğim. Aa, yani serin. Bekle de gör. Kesin bayılacaksın. Adı ne? Uzaylı. Balık adı olarak duyduğun en şirin isim değil mi? Uzaylı mı? Nerede portakal? Aa bakın, inanılmaz şirin. Merhaba. Merhaba Erik. Merhaba frambuaz. Merhaba limon. Oo, ne güzel bir şey. Balığın nerede? Ona seradını koyabilirsin. Ya da kendi. Ya da her dal. Onun adı kuyruk. Ama uzaylı sanıyordum. Tatlı ve şirin. Oldukça da ağır başlı. Bakın ona ne yapmayı öğrettim. Kuyruk. İki günde 5 akvaryum değiştirdin. Hadi bakalım oğlum.
Seni iyi çocuk. Eğer bu işe yaramıyorsa Çilek, resimli olan da var. Aa, ben resimli olanlara bayılıyorum. Yaban Mersin'i. Aa, Çilek merhaba. Yaban Mersin'i buralarda mı? Evet, buradayım. Acil durum. Kuyruk çok hasta. Balık bakımı, balık hastalıkları, balık tedavisi, balık ilaçları hakkında kitap bulundum. Aa, hayır. Peki neyi var? Belirtileri söyle lütfen. Şey, o çok büyüdü. Kuyruk. Çok üzgünüm. Nerede yanlış yaptım? Ona bir balığın her ihtiyacını verdim. Bunu biliyorum canım. Bir balığın isteyebileceği her şeyi. Bunu biliyorum. Bir balığın isteği. O bir balık değil. O bir iri baş. Bir iri baş mı? Ha? O da ne? Yavru kurbağa. Kuyruk bir balık. O bir kurbağa. Kuyruk bir kurbağa mı? Şey olacak. Yakında. Kol ve bacakları çıkacak ve kuyruğu da düşecek. Bu gelişime metamorfoz deniyor. Yani o. Yani en azından hasta değil. Ama onu dereye götürmek en iyisi olur ha? Ne? Bunu yapamam. Onunla ilgileneceğime söz verdim. Ama o zaman onu balık sanıyordun. Durum bundan ibaret. Söz verdiğinde kurbağa olacağını biliyor muydun? Ona tür değiştiriyor diye sırtımı dönecek değilim. O bence kurbağa olacağını kesinlikle bilmiyordu. Tamam, hazır mısın? Ve kaldır. İşte ön panel oldu. Neyin ön paneli Framboaz? Oh, ben göstermedim, sen de görmedin tabii. Şey, burada gel hadi. Buraya gel, işte bu. Harika değil mi? Biliyorum, biliyorum. Söyleyecek söz bulamadın. Muhteşem değil mi? Harika ya da muazzam. Son teknoloji. Bak. İşte portakal benim oda tasarımcısı yaptı. Tüm bunları o ve kuyruk için tasarladım. Ve haftaya ona binip Framboaz kurbağa moda gösterisinde bütün kıyafetleri sergileyecek. Portakal harika bir tanıtım olacağını söyledi. Belki de muhtemelen yani umuyorum ki şeyim olacak. Bir dahaki bahara dükkanlarda evcil hayvan giysileri koleksiyonum olacak. Aha. Lütfen sabit dur. Durmazsan kurdeleni takamam. Ay, sakin ol. Aa. Hayır, şampuan içilmez. Aa, hadi ama dur. Çabuk kapıyı kapatın. Yoksa kaçabilir. Portakal hayvan bakımında temizlenmenin iyi olacağını söyledi. Şimdi de parfüm. Biraz kokuyor da. Pekala, beni bekle. Hayır, yakalayın. Çok üzgünüm Portakal. Çok harika görünüyordu. Sonra bir şeyden korktu. Belki de lavanta kokusunu pek sevmiyordur. Belki de kurdele onun için kız işidir. Belki de rengi sevmedi. Ya da kurbağalar kurdele takmıyordur. Portakal, sorun bu. Kurbağaların yıkanması gerektiğini sanmıyorum. Ya da giyindiklerini. Belki de onu doğaya geri bırakmalısın. Ne dersin? Dışarıya mı? Yalnız mı? Oh, hayır, 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 hayır. Yanımda olması daha iyi. Hadi kuyruk. Teşekkür ederim Limon. Onu yarın getiririm, tamam mı? Onunla konuşmam gerekiyor. Uslu olacaktır. Söz veriyorum. Sabırsızlanıyorum. Bu da ne böyle? Yemin ederim benden gelmedi. Sana inanıyoruz. İçimden bir ses ne olabileceğini söylüyor, merak etme. Olamaz. Kuyruk gece vıraklamasına başladı. Peki artık nasıl uyuyacağız? Belki vıraklaması sadece bir aşamadır. Büyüyünce geçecektir. Muhtemelen zamanla geçmeyecek. Tek huyu bu. Portakal nerede?
Erkenden yattı. Kuyruğu sürekli kovalamaktan yorulmuştu. Hadi kızlar, onu uyutmak için bir yol bulmalıyız. Aa, süt içirsek? Hayır, olmaz. Ha, battaniye? Hayır, boş verin. Ha, peki ninni? Bekle, hayır. Ne dedin sen? Ninni dedim. Bir kurbağaya ninni söylemek. Bayıldım. İyi fikir. Time to please stop your croaking. Pleasant dreams, little frog. Won't you finally go to sleep? Ah, kim ne peki? Ay, gidelim. Dakikaya dönelim yazıyor. 5 saatten fazla oldu ama. Acaba nereye kayboldu? Okuma lambalarım için ampul almalıyım. Hala kapalı ha. Dün de kapalıydı. Çayırdaki o güzel laleyi çizmek istiyorum ama fırçalarım bitmiş. Tamam. Sanırım onun yerine lale heykeli yapmam gerekecek. Keşke bana da ampul yapabilseydin. Kuyruğun çıkabileceği kadar sığ olmasına dikkat et. Çok zıplayıp kendini incitmesini istemiyorum. Portakal, ne yapıyorsun? Kuyruk için havuz yapıyorum. Harika, değil mi? Portakal, kazmaya yardım edersen bana su balesi derslerini kullanabileceğimi söyledi. Ha? Peki, kabul etmeliyim Portakal. Ona her şeyi veriyorsun. Gereken her şeyi. Ve sonra Tatlış teyze eve geldiğinde kedilerin ipliği söktüğünü görmüş. Affedersin. Çilek Kafe, umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben Çilek. Buna inanamıyorum. Bunun olduğuna inanamıyorum. Olamaz. Bu nasıl olur? Evet, inanamıyorum. Derhal tut prenses. Hayır, bu olamaz. Döner dönmez gördüğüm şeye bak. Çilek suyumuz mahvolmuş. Ve bak, şuraya bak. İnanamıyorum. Çok üzgünüm prenses. Portakal'la konuşurum. Teşekkür ederim Çilek. Şimdi sol kolunuzu nazikçe kaldırın. Lütfen millet, bu su balesi, odun kesmiyoruz. Ve şimdi millet, nezaket ve zarafetle yapmanızı istediğim... Dikkat edin! Olamaz. Herkes iyi mi? Ben burada iyiyim. Ben de sanırım. Ay Çilek, Portakal havuzda ders verebileceğimi söyledi ama kuyruk her dersi bölüyor. Onunla konuşurum, söz veriyorum. Ah Çilek, çok kötü bir şey oldu. Yani sana söyleyemem bu. Ne oldu Framboaz, ne oldu? Çok üzgünüm. Bunu görebiliyorum ama seni üzen ne? Onca çalışmam, onca örgüm ve dikişim. Kurbağa moda serisi mi? Tahmin edeyim, kuyruğun pek hoşuna gitmedi. Hayır, o kadar sevdi ki onları yedi. Olamaz. Ama Portakal'ın tek söylediği o bir kurbağa. Ne yaptığını bilmez ki oldu. O bizim Portakal'a benzemiyor. Evet, bu kurbağa sevgisi bizim Portakal'ı bambaşka biri yaptı. Buna artık dur demeliyiz. Onunla konuşacağım. Açilik! Portakal, sorun nedir? Şey, kuyruk. O gitti. Sakın endişelenme. Herkes onu arıyor. Lut kardeşlerin onu bulacağından eminim. Çok uzağa gitmiş olamaz.
Onun için yapabileceğim her şeyi yaptım. Terlediğinde serin tuttum. Üşüdüğünde sıcak. Onu yıkadım, barınak verdim, masal okudum. Hiçbir kurbağa bu kadar sevilmemiştir ama o kaçıp gitti. Ha? Ah, portakal. Hayvanını buldum. Bakın orada. Evet. Orada. Orada. Kuyruk. Orada ne işin var senin? Hemen aşağıya geliyorsun. Şimdi de uyuyor. Ben uyandırırım. Bence bu iyi bir fikir değil. Merhaba. Uyan kurbağacık. Konuşmalıyız. Portakal, herkes senin çok nazik ve düşünceli olduğunu biliyor. Ama sanırım kuyruğa karşı fazla nazik ve düşüncelisin, değil mi? O yüzden geri kalan herkesi unuttun. Siz benim dostlarımsınız. Benim en iyi dostlarım. Sizi asla unutamam. Demek istediğim, kuyruk kargaşa çıkarıyor ama ve... Ama ne yaptığını bilmiyor. Kesinlikle. Bence hayvan sahibi olmak, sebep olduğu tüm sorunların sorumluluğunu da almak demek. Çünkü hayvanlar ne yaptığını pek bilmez. Biliyorum. Kuyruktan sorumlu olacaksam daha iyisini yapmalıyım. Ama aklıma gelen her şeyi yaptım. Başka ne yapabileceğimi bilmiyorum. Belki de kuyrukla ilgilenmenin en iyi yolu ona artık bakmamandır. Bu da ne demek? Portakal, ben... Kuyruk buraya ait mi emin değilim. Ah Çilek! Lütfen ona... Yani bana bir fırsat daha ver. Bir daha Çiçekli Bahçe şehrinde hiçbir soruna neden olmayacak. Ama nasıl? Göreceksin, onu eğiteceğim. Sen hep küçük olsak da büyük şeyler yapabiliriz dersin. Ve bunu yapabileceğimi biliyorum. Kuyruğa karşı sorumluluklarımı bırakmayacağım. Tamam peki. Vay canına, burayı daha önce hiç böyle temiz ve düzenli görmemiştim. Kuyruğun kıyafetlerini yemesini telafi etmek için bir şey yapmak istedim. Teşekkür ederim Portakal. Sahi mi? Tamamen benim mi? Kuyruk bir daha dersini bölmeyecek, söz veriyorum. Teşekkür ederim Portakal. Dut kardeşler, umarım çıkardığımız sorunların telafisi olarak bir kurbağa gezisine çıkmayı kabul eder. Eğlenmiyorsun ha iri çocuk. Evet. Merhaba Çilek. Merhaba Portakal. Kuyruğun yol açtığı sorunları telafi etme şeklinden herkes kesinlikle çok memnun. Çilekli Bahçe şehrinde her şey yoluna girdi. Bu güzel. Zor olduğunu biliyorum. Ama kuyruk için doğru olanı yapmak gerekiyorsa daha zor bir şey yapman gerekebilir. Elbette. Onun için her şeyi yaparım. Nedir? Şimdiye kadar yaptığım şeylerden daha mı zor peki? Yani hepsi de büyüktü. Daha büyük ne olabilir ki? Gitmesine izin vermek. Çilek. Bazen yapabileceğimiz en büyük şeyler, anlam veremediğimiz şeyler olur.
Evet, işte geldik. Sence onu sevmediğimi düşünür mü? Aa, bunu asla aşamamasından korkuyorum. Aa, kuyruk. Bu zor bir durum. Güçlü olmaya çalış. Bir veda bile etmedi. Ama ne kadar mutluydu, görmedin mi? Evet, haklısın. Sadece mutlu değildi. Gördüğüm en mutlu hali buydu. Ve bu beni de mutlu etti tabii. Evet, şimdi piknik yapmaya ne dersin? Bence çok iyi bir fikir.